Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Temmuz Cuma İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun. Hayırlı Cuma'lar arkadaşlar. Bugün iki tane yerli yarış programımız var. Gündüz koşusunda Bursa'da 10 koşulu bir program ve akşamleyin İstanbul'da da 9 koşulu bir programımız var arkadaşlar. Bursa'nın şablonu videonun en sonunda yer alacak. Bunun da bilgisini verdikten sonra herkese bol kazançlar, bol şanslar dilediğimizde hemen ilk startımızı verelim. Günün birinci koşusu saatler 17-15'i gösterirken bir satış koşusuyla başlıyoruz. Üç yarışta İngilizlerin 2200 metre Çin koşusuyla. 4 ve 5'in ekili olduğu 8 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman tabii bir satış koşusunda önce bir fiyatlara bakalım. Çıkarmış. Arkadaşlar ben burada en azından uzun mesafelerde etkili koşan ve bu aralar güzel bir form tutan bir üçlü olup Kurt Reis, bu Real Social'ın temsilcisi, İşman Çizik'le bir de ekürü avantajı start olacak olan 4 nolu Dunganga, bu Maybol Çal'da temsilcisi Ahmet Çelik'le bence ikisini değerlendirip bu aya 3 ve 4 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu handikap 16-4 yaşta Arapların 2000 metre sertlik yarışı ve 7 salkının yer almış olduğu bu koşuda zor bir koşu. Hemen hemen burası bayağı çok sayıda safkanın geliri olan bir yarış. Ben sıralama önce 5 nolu İbo Can'ın da başlayacağım. Bu Anka temsilcisi Ali Yıldız'la göstermiş olduğu bu alan güzel performans ve formunu arttırdığı bir isim. Bence buranın da oldukça şanslı gözüküyor safkanı oldu. 3 nolu Hatır Sayan bu Can kardeşler temsilcisi Berkkan Köçer. Yine güzel bir formu var. Son 2 yarışın arka arka 2. lig serisini haline getiren ve güzel derecesi olan bir safkan. 2 nolu Acun Tay bu Tümöz Bey temsilcisi Ahmet Çelik de yine bu sezona iyi başladı. Önce 3. arkasında güzel birincilik ve bu yarışta oldukça şanslı. Bir de 1 nolu Akmaner Özginan temsilcisi Ağırlaşan Kilosan Hemen Kocakaya'da yine etkili performansıyla benim ön planı aldım safkan. Yani 5-3-2-1 benim önceliğim ama bir ilave yaparsak herhalde ortadaki safkanı es geçmeyelim. Çünkü son yarışta kazandı. 4 nolu Dilberan olarak önerebilirim. Önceliğimiz 5-3-2-1 daha sonra 4. Günün 3. koşusu 7'li plaseyin de açlangıç ayağı olan handikap 14-3 yaş İngilizlerin 1900 metre çim koşusu ve 6 safkanın yer almış olduğu bu koşu. Ben 3 dolu kum kapılı bu Tony Montana temsilcisi Mehmet Kayala. Her pistte de başarılı koşabilen bu isim iyi hazırlıkları ve iyi formüyle ben burada kazanmaya oldukça yakın görüyorum. O yüzden küçükleri istemeyenler için bence alternatif de olsa bir banko adayı tek adayı oldu. 3 dolu kum kapılı Mehmet Kayala. Ama rakip arayanlar için de 4 nolu Turkish Punch ve 2 nolu Angel Zero olarak önerebilirim. Önceliğim 3, daha sonra 4 ve 2 nolu safhan. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Kemal Ararat koşusuyla başlıyor. Bir kısa vade 6, 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim koşusuyla. Ben burada yakalamış olduğum güzel formuyla son 3.'ü de beğendim. 2 nolu Koca Efe. Yılma Başak temsilcisi Koca Kayala start alıyor. Koşmuş olduğu gruplara göre bence bu grubu da geçmeye oldukça yakın gözüküyor. Ben safını tek olarak önereceğim. Yani ikinci altını Ganyan ayağına banko ile başlamak istiyorum. İkin olur Koca Efe'yi Koca Kayala. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusu ve 10 tayın yer almış olduğu bu koşuda ben önce 4 nolu Green Mile ile başlayacağım. Bu Ender Efe temsilcisi Ahmet Çelik de seri ikincilikler halinde bu yarışa iyi hazırlıklar var. Oldukça onda ve şanslı gözüken bir isim. Bir nolu Kahraman Evlat bu Uçan Bey temsilcisi Akın Sözler ne? Yine bana göre meydana olmaması gereken isimlerden birisi. Güzel orucunu var ama bir türlü bu safkan şanssızlığını atlatamadı ve oldukça istikrar zaten ikinci ve üçüncü serisi halinde giden bir isim bence yine ön planda. Yedi nolu Kök Şubat bu sağdın gücü temsilcisi Görkem Özçelik'le yine yarış hayatında güzel bir dördüncülükle başlayan bana göre görmüş olduğu yarıştan sonra daha da iyi duruma gelen Kök Şubat. Benim yine ön plana aldığım bir diğer tay 3 nolu Faik Bey'di Coşar'da temsilcisi Ali Yıldız'la. Yine yarış hayatında 2 tane güzel ikincilikle başladı. Son yarışı 9.luk ama ben yine de safkanla bu yarışta etkili koşulmasını bekliyorum. Bir de 2 nolu Efla bu Özgünan temsilcisi. Bugün Selim Kaya'yla start alıyor. Daha kahraman etmiyorsun ayıklı safkan. İlk kez start alıyor ama oldukça güzel bir orijini sahip ve uzun zamandan beri dereceli galiplerle oldukça göz dolduran bu safkan ben kesinlikle ilk yarışı olmasına rağmen ihmal edilmeden kuponlara yazılmasından yanayım. Benim de sıralama 4-1-7-3-2 oldu bu 5. koşuda.
Günün 6. koşusu Atilla Özsoy adına koşulacak olan bir kısa vade 8.3 yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 6 safhanın yer almış olduğu bu koşuda iyi bir koşu bekliyoruz. Tabii bizim yarış hayatlarımıza başladığımızda hipodromlara gittiğimizde Atilla Özsoy'un aklında bayağı iyi beylerbeyi vardı, başkomutanları vardı. Yani güzel tayları vardı, güzel atları vardı. Benim de beğendiğim isimler arasındaydı. Ama bugün onun adına düzenleniyor. Allah rahmet eylesin. Onun adına güzel bir koşu bekliyorum. Altı safhanın yer almış olduğu koşuda ben önce yine formunu bulup son güzel bir inceliği de Rakolo Luminari bir Ahmet Çelik'te ben bu Bosporus temsilcisini biraz daha ön plana aldım. Bir nolu Subutay bu kontratak temsilcisi Kocakaya'da nihayetinde son yarışını kazandı. Safhan da bu yarışa fit durumunda giren bir isim ama ben bu ikilinin yana senin kaya staff olacak olan 5 nolu operasyon olmak istiyorum. Bu Scarface temsilcisini her ne kadar dördüncülük serisi biraz fazla olsa da bu safhan boş bir safhan değil. Bence bu duruma dahil edip bayağı 4-1-5 olarak geçebiliriz. Günün 7. koşusu Profesör Doktor Necmi Ramazanoğlu koşusu var. Yine bir kupalı yarış kısa vade 7 dişidir. Ayet 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 7 safkanın yer almış olduğu koşunun. Ben önce bir malı Polestar'la başlayan bu Mendy temsilcisi Akın Sözen'le inişli çıkışlı bir grafik var ama iyi gruplarda start oluyor. Bence bu safkanın önü açık. Yine iyi hazırlıklarla bugünün bana göre ilk şanslı ismi. İki nolu Mirame. Vodamaçlı temsilcisi Selim Kalyas takılıyor. Bu safkanda iki yarış kazandıktan sonra arka arkaya iki yarışın yine ikincilik serisi. Ve her pistte de bayağı başarılı gözüküyor. Ve iyi hazırlıklara sahip. Altı nolu Mac My Fly. Bir Milo Charlie temsilcisi olan ve anne kanalına baktığım zaman bir Dubavi temsilcisi. Yani oldukça iyi bir orijine sahip. Kocakaya takılıyor. Nihayetinde üçüncü yarışta güzel birinciliği de meydana veda eden bu isim. Yine bu yarışta hedefleri biraz daha büyükler. Haklı olarak tabii ki bence bu safkanın potansiyeli oldukça yüksek gözüküyor. Ve 3 nolu Ladron de Carazan. Apro temsilcisi Ayhan Kuş'un ıslak olan safkan yine 2 tane güzel ikincilikten sonra nihayetinde meydana veda eden bu safkanda burada da şans tanınması gereken isim. 1-2-6-3 sıralaması 7. koşu için. Günün 8. koşusu şartlı 5 Apratya Mahsus Park'ta yukarı Arapların 2100 metre çift koşu ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman Alice Karataş'la daha önce stat almıştı bu safkan. 2 nolu Özerdem. Tabi antrenman baktığım zaman Hüseyin Karataş gözüküyor. Eski jokeylerden zaten benim bayağı güzel bir anım olduğunda. 2 nolu Özerdem bu Orçun temsilcisi. Seri 3 tane birincilikten sonra bence bu yarışta da oldukça şanslı gözüküyor. Benim küçükleri istemenden için alternatif bir tek adayım 2 nolu Özerdem, Mehmet Nuri Sunkarlı ama tabii ki bu safkanın yanına rakip arayanlar olacak. Bunlar sırasıyla 1 nolu Nibolu, 4 nolu Çakmaşa, 3 nolu Şah Dragon ve 7 nolu Ers Tavaş olarak önerebilirim. Önceliğim 2, daha sonra 1, 4, 3, 7. Günün 9. koşusu Maiden 3 yaşta Arapların 1200 metre çim koşusu ve 10 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği 8 nolu umudunu kaybetmeye vereceğim bu Güntay temsilcisine. Mehmet Kayalar yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayan ve Mehmet Kayalar da zaten kendi aile atlarında, kendi atı hatta Selim Kaya çünkü onun oğlu. Bence bu safkan bugün meydana veda edebilir çünkü çok güzel el bebek, bir bebek bakılan bir isim. Ama rakip arayalım derseniz bu safkanın yanına o zaman 4 nolu Doğu'nun Karataş'ı, 5 nolu Lazman ve 7 nolu Taşkın Kardeşler olarak önerebilirim. Ama önceliğim 8. Daha sonra 4, 5, 7. Hemen şablon paylaşımını yapalım. Önce İstanbul, daha sonra Bursa programı şablonu hemen sırasıyla olacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.